İyi günler arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle şöyle krem ve mavi renkli yapılan patik modeli paylaşacağım. Sizler de istediğiniz renklerle başlayabilirsiniz. Videoma başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerini açarsanız yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Ben ilk olarak şöyle krem ipimle patik ucunu yaptım. Toplamda 45 trabzan olana kadar arttırmamı yaptım. Sıra olarak da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. sıramdayım. Şimdi modeli uygulayacağız. Burası patiğimizin alt kısmına gelen yer. Şimdi ilk olarak yine modeli aynı rengimizde kuracağız. Şöyle bir zincir çekiyorum. Bir trabzan atlıyorum. Diğer trabzana battım. Bir trabzan yaptım. Yanına bir trabzan daha. Bir zincir çektim. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine battım. İki tane yan yana trabzan yaptım. Bir zincir, bir değil, ikinci trabzanın tepesine battım. Yan yana iki tane trabzan yaptım. Bir zincir, ikinci trabzanın tepesine batıyorum. İki tane yan yana trabzan yapıyorum. İlk sıramız bu şekilde, birinci değil ikinci trabzana batıyorum. Yan yana olacak şekilde iki tane trabzan yapıyorum. Bir zincir, bir değil ikinciye batıyorum. Bir zincir, bir değil ikinci trabzana battım. Yan yana iki tane trabzan yaptım. Bir zincir çektim. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. İki tane yan yana trabzan yapıyorum. Bu ilk sıramız bu şekilde oluyor. Bir zincir, ikinci trabzana battım. İki tane yan yana trabzan yaptım. Bir atladım diğerine. Şu şekilde arkadaşlar, iki tane ilmeğim kaldığı zaman diğer rengime geçiyorum. Mavi ipimle bir zincir çektim. İki ilmeğimin içinden geçtim. Bir zincir çektim burada. Başını aldım. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine battım. Bir trabzan yaptım. Başını aldım. Aynı yere bir daha battım. Bu da ikinci trabzanım. Bir zincir çektim. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine iki tane trabzan yapıyorum. Aynı yere batıyoruz. İkinci trabzana İki tane trabzan yapıyoruz. Bir zincir, birinci değil, ikinci trabzanın tepesine battım. Buraya iki tane trabzan yaptım. Bir zincir arada. Şöyle biraz sıkmaya başladı. İki taneyi çıkartalım. Zincir sayımızı sıkı olmasın. Bir, iki zincir arada. İkinci trabzanın tepesine batıyorum. Buraya iki tane aynı yere batarak trabzan yapıyorum. İki zincir çektim. Bir değil, ikinci trabzanın tepesine battım. İki tane trabzan yaptım. İki zincir tekrar. İki tane trabzan. Bundan sonraki sıramız hep bu şekilde. Her sırada renk değişimi yapacağız. İki zincir çekiyorum. Birinci değil, ikinci trabzanın tepesine battım. Aynı yere iki tane
Toplamda 2 tane trabzan yaptım. İki zincir, ikinci trabzanın tepesine batıyorum. 2 tane trabzan yapıyorum. Birinci, bu da ikinci trabzanım. 2 ilmeğim varken diğer rengime geçtim. Krem ipimle devam ediyorum. Yine bakın, birinci değil, ikinci trabzanın tepesine battım. Aynı yere tekrar battım. 2 zincir çektim. Birinci değil, ikinci trabzan tepesine battım. Aynı yere tekrar trabzan yaptım. 2 zincir. 1 değil. 2. trabzanın tepesine batıyorum. Battığım yere 2 tane trabzan yapıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, her sırada diğer renge geçiyoruz ve hep ikinci, şöyle birinci değil, ikinci trabzanın tepesine 2 tane trabzan yapıyoruz. Aradaki zincir sayısını elinizin ayarına göre fazlalaştırabilirsiniz. Modelimizin bitmiş hali de bu şekilde. Bakın, ben toplamda mavileri saydığım zaman 1, 2, 3, 4 sıra mavi yaptım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 sıra olana kadar yaptım. Daha sonra ayırma işlemine geçtim. Sizler de bu şekilde 9 sıra yapın. Daha sonrasını birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, şöyle bir kremden başlayarak sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sıra yaptıktan sonra şöyle mavi ipimi koparttım. Diğer krem ipimle devam ettim. Şöyle ortada bakın, belli oluyor. 1, 2, 3 tane. Bakın 1, 2, 3 tane ikili modeli bıraktım. Şöyle şu tarafa kadar geldim. Bakın şöyle küt olduğu için şöyle düzgün tutuyorum. Buradan 2, 1, 2. Buradan da 1, 2 şeklinde. Burada trabzanıma, en son trabzana geldim. 3 zincir çektim, döndüm. Buradan buraya kadar toplamda 35 tane trabzanım var. Toplamda da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. sıramızdayız. Şimdi topuk kısmını yapacağız. Her videomda söylediğim gibi mutlaka ayağınıza deneyerek yapın. Benim verdiğim ölçüler sizin el ayarınıza uymayabilir. Şimdi şöyle burada 14 trabzan yapınca, burada da 14 trabzan yapınca ortada 7 tane trabzanımız kalıyor. Tığımın başını almıyorum. Sıradaki trabzana bir sık iğne. Yanına ikinci, yanına 3, 4, 5, 6, 7 tane yan yana sık iğne yaptım. Başını aldım, sıradaki trabzanıma battım. Burada ikili trabzanlarımı yapıyorum. Yan yana ikili trabzanlarımızı yapıyoruz. Uca kadar gidelim, tekrar ortaya gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, köşeye kadar gittim, tekrar ortaya geldim. En son ikili trabzanıma kadar yaptım. Ortada bakın şurada 7 tane sık iğnem var. İlk sık iğneme batıyorum. İkincisine battım. Üçüncüsüne battım. Tığımda 4 ilmeğim var. 4'ünü birden çektim. Tekrar sıradaki sık iğneme battım. Yanına tığımda 4 ilmeğim var. 4'ünü birden çektim. Burada da 1 tane sık iğnem var. Onu da tek olarak ördüm. Tığımın başını aldım. Yine ikili olarak trabzanlarıma devam ediyorum. Yine köşeye kadar gidelim. Tekrar şöyle şu orta kısma gelince birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, tekrar şu yandaki trabzanlarımızı yaptık. En son trabzanımı da yine ikili olarak yaptım. Şöyle bakın, 1, 2, 3 tane boşluğum var. Önce ilk boşluğa batıyorum tığımın başını almadan. İkinci boşluğa, üçüncüye battım. Hepsini birden çektim. Başını aldım. Yine trabzanlarımın tepesine batarak ikili trabzanlarımı yapıyorum. Uç kısma kadar. Şimdi sadece ikili trabzanlarımızı yapacağız.
Bundan sonraki sırada daha sık iğne yapmayacağız. Orta kısımda yapmayacağız. Kenarlarda birleştirmek için yapacağız. Uca kadar bütün trabzanlarımızın tepesine batarak ikili trabzanlarımızı şöyle yaptık. Patiğimin tersini çeviriyorum. Buradaki ilk trabzanın tepesine battım. İlmeği içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle düzgün tutalım. Sıradaki trabzanın tepesine batıyorum. Sıradakine batıyorum. Sık iğnemizi yapıyoruz burada da. Ortada yaptığımız sık iğne bitti. Şimdi birleştirme için yapıyoruz. Her trabzanın tepesine batarken alttakine de batıyoruz. Sık iğnemizi yapıyoruz. Burada yaptım. Bir tane zincir çektim. İpimizi kopartalım burada. Evet arkadaşlar, şöyle bakın, arka kısmını sık iğne ile kapattık. Şöyle patiğimizin bitmiş şekli. Diğer eşi de bu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Yine çok güzel. Yeni başlayanlar için de çok kolay bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz yorum ve like atmayı unutmayın. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimlerini açarak da yaptığım paylaşımlardan haberdar olabilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.